özellikle cuma günleri çok yoğun bir şekilde geçiyor. Onun dışında tabii Bursa'da ilk başladığımız zaman biz 12 yıl önce böyle bir sektör yoktu. Çok çok küçük bir sektör vardı. Ama daha sonra tabii ki kulaktan kulağa alınan lezzet, verilen hizmet ne kadar kalite arttıkça o kadar insanların hoşuna gitmeye başladı. Dolayısıyla hem lezzet hem de keseye daha uygun olduğundan dolayı Bursa'da da lokma tutuldu. Şu anda Bursa Lokmacılar Birliği'ne kayıtlı sanırım 26 tane firma var. 26 firmada da çalışanlar var. Yani iyi bir sayı ekmek yiyor şu anda. Yani Bursa'daki lokmacılardan. Yani lokma sektöründen, unundan, yağından, tüpünden, elemanından herkes şu anda faydalanıyor çok şükür. Şimdi ben aslen İzmirliyim. Biraz önce söyledim. İzmir'de lokma tatlı olarak yenir. İzmir lokma tatlısı diye geçer zaten. Fakat Bursa'da sade daha ön planda. Şu anda sade daha çok gidiyor. Diğer lokmacı arkadaşlarım da sağ olsun iki türlü lokma vardı. Şimdi üç türlü lokma oldu. Bir tanesi saray lokma dediğimiz top top, ceviz büyüklüğünde olan lokma. Diğeri İzmir lokma dediğimiz ortası delik halka şeklinde olan lokma. Şimdi bir diğeri de evlerimizde yapılan, bizim İzmir'de pişi dediğimiz bir lokma çeşidimiz var. Şu an üç çeşit lokmayla tüm lokmacı arkadaşlar hizmetlerine devam ediyorlar. Daha önce biz 500 kişilik lokmayı 750 lira yapıyorduk ama maalesef şu anda gelen fiyatlar yüzünden, yani yükselen fiyatlar yüzünden yeni fiyatlara geçmek zorunda kaldık. Bu ayın 20'si itibariyle bütün lokmacı arkadaşlarımız da sağ olsunlar buna uyuyorlar. Yeni fiyatlara geçmiş olduk. Şu andaki bütün lokmacı arkadaşlarımızın aynı fiyatı vermesini istiyoruz ve o şekilde gidiyor zaten. 500 kişilik lokma fiyatımız şu anda 1000 lira. 750 kişilik lokma fiyatımız 1250 lira. 1000 kişilik lokma fiyatımız 1500 lira. Üstünü döktürecek arkadaşlarla daha sonra görüşürüz. Şimdi hepsini böyle 5000 kişiye kadar gitmeyelim yani. Türkiye'de yaşadığımız ülkede zam şampiyonu şu anda çiçek yağı. Ve biz lokmacıların da ana maddesi, ana kullandığımız madde ne yazık ki çiçek yağı. O yüzden dolayı hani bizim de bunu yapmamız gerekiyordu. Ama emin olun bütün halka söylüyorum ki biz bunu üzülerek yaptık. Yani biz de isteriz ki işte 1500 kişilik 1000 lira değil de 1000 liraya 1000 kişilik yapalım ve para kazanalım. Ama ne yazık ki gelen şartlar bunu gerektiriyor. Geçen yıl bir teneke yağın fiyatını söyleyeyim size 150-160 bandında geziyordu. Bir teneke çiçek yağından bahsediyorum. Marka vermiyorum. Ortalama söylüyorum bunu. Şu anda 275-280 bandında. Şimdi pandemi döneminde tabii ki kapandık. Biz kapanınca, yani biz kapandık ama her taraf kapandı sonuçta. Dolayısıyla insanlar cenazelerini, hepimiz yaşadık bunu, cenazelerini kalabalık bir ortamda gömemediler. Yani taziyeleri yapamadılar. Mevlütlerini, işte ne bileyim, tebarikelerini yapamadılar. Arkalarından dua doğru düzgün okuyamadılar. Onun için açılma süreciyle beraber aslında insanlar yapamadıkları bu etkinlikleri yapmaya başladılar. Dolayısıyla hani bize rağbet birazcık oldu. Yani çünkü işte geçmişte yapamadığını, 3 ay önce babasını kaybetmiş ama daha sonra duasını yapıyor. Ya da geçen sene işte annesini kaybetmiş, hiçbir şey yapamamış cenazeyi defnederken ama şimdi yapıyor. Bu şekilde var. Yani bunu 500 kişilik, 750 kişilik, 1000 kişilik olarak çok ayırt etmeye gerek yok ama ortalama 750 uygun, yani çok revaçta giden şu anda 750 kişilik. Hani insanlarımız şunu diyor, yani çok yüksek değil, çok alçak değil, ortasını yaptıralım. Şu anda 750 kişilik revaçta gidiyor yani. Valla yiyecek sektörümüzdür. Özellikle cenazelerde, özel günlerde, cuma günlerinde özellikle çok yoğun oluyoruz. Hayır sahiplere ücretini veriyorlar. Biz de dağıtımını yapıyoruz. En az 500 kişilik 1000 lira ücreti, 750 kişilik 1250 lira, 1000 kişilik 1500 lira, böyle böyle gidiyor. Bugün kaç kişilik peki döktünüz? Bugün cenazeye döktük, 1000 kişilikti. 1500 lira ücreti. Bazen bir, bazen iki. Çok yoğun olduğumuz günlerde de üç defa gidebiliyoruz. En yoğun olduğunuz gün cuma günü. Evet, aynen öyle. Cuma günleri çok yoğun oluyoruz. Artı Bir de bin kandil kişilikten, günler. ha, bir de özellikle kandil günleri çok yoğun oluyoruz.
Çok seviyorum işimi. Değişik insanlarla karşılaşmak bize haz veriyor. Gayet güzel. Yani o karşılıklı iletişime de bağlı biraz. Yani güler yüzlü, müşterilerimize her zaman için güler yüzlü davranmaya çalışıyoruz ve karşılığında alıyoruz diye düşünüyorum ben. Çünkü çok sipariş alıyoruz. Yani her lokma gidişimizde siparişimizi alıyoruz. Alıştık ya, şu anda biz alıştık yani bu işe. Hiç zor gelmiyor bize. Seviyoruz bu işi. İşimiz zevki zaten.